Metro Enerji Spor Salonu'ndan herkese mutlu günler, keyifli pazarlar diliyoruz değerli izleyenler. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta mücadelesi. Fenerbahçe Özgür Kablo sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'la karşı karşıya geliyor. Artık maçın başlamasına çok az bir zaman kaldı ve her iki takım da maç öncesi kenarda son konuşmaları yapıyor. Son motivasyon diyalogları bunlar. Ve az sonra karşılaşma başlayacak. Mücadeleyi Sami Özel, Orkun Yurttaş ve Egemen Ercan hakem üçlüsü yönetecek. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe Özgür Kablo'nun ilk beşini de hemen sizlerle paylaşacağım. Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Alina Yagupova, Kia Stokes ve Laura Nichols beşiyle başlıyoruz. İrem Naz Topuz, Gizem Sezer, Daniel Adams, Alexis Prince ve Elina Babkina, Nikelaku da Adana Basketbol'un ilk beşi. Hafta içinde zorlu bir Dinamo Kurs mücadelesi oynayacağız. Euroleague'de liderliğimiz devam ediyor grubumuzda. Ve şu anda Fenerbahçe Özgür Kablo'nun ilk beşi oyun alanındaki yerini alıyor. Adana Basketbol'da son haftalarda bir çıkış içinde, son 3 maçını kazanarak geldiler buraya. Moralli geldiler. Alt sıralardan kurtulma çabası içerisinde Adana Basketbol. 11. sıradalar. Son 5 maçta 4 galibiyet elde ettiler. Ki toplamda zaten 5 galibiyetleri var. Yani son 5 haftada bir toparlanma süreci içerisindeler. Ama karşılarında da ligin en güçlü takımı. Sadece Türkiye Ligi'nin değil, aynı zamanda Euro Ligi şampiyonluk adaylarından biri Fenerbahçe Özgür Kablo var. Yani her iki takım oyuncuları da birbirlerine başarılar diliyor. Güzel, keyifli bir karşılaşma olmasını umut ediyoruz. Adana Basketbol'un en skorer oyuncusu Daniel Adams 24.7 sayı ortalamasıyla oynuyor. Alexis Prince ve Elina Babkina Dikeleku da diğer skorerler. İlk hücum şansı Fenerbahçe Özgür Kablo'dan. Alina Yagupova çok iyi indirdi. Laura Nichols zor bir şut, dengesiz bir şut oldu, isabetli. Prince aldı reboundu. Adana Basketbol hücumu. Prince, Daniel Adams, İrem Naz Topuz içeriye indirdi. Adams birebiri var. Atışı zor bir şut kullandı, isabetli olmadı. Daniel Adams boş döndü hücumda Adana Basketbol. Olcay, Yagupova, Olcay iyi top indi. Olcay birebir zorladı. Elinde Dikelaku'nun yanından atışı isabetli değil. Elina Dikelaku çembere gitti ama top elinden kaçırdı. Daha önce Fenerbahçe forması giymiş bir oyuncu. Şimdi Yagupova çok rahat gitti. Turnike'yi kaçırdı ve ardından faul geliyor. Daniel Adams faul yaptı. Alina Yagupova'nın turnikesi kaçtı. Kendi topunu takip etti ve ardından faul aldı. Maçtaki ilk faul düdüğü bu. Ligin 15. hafta mücadelesi şu ana kadar 13 maçta 12 galibiyetimiz var. Tek yenilgimizi Elazığ deplasmanında almıştık, hatırlayacaksınız. Şimdi bir cross pass Alina Yagupova, Kestox içeride top istedi. Yagupova sırtını aldı rakibini, dışarı çıkardı Laura Nichols. 7 saniyesi var, şut kullanmadı Laura Nichols. Çembere gitmek isterken bir faul düdüğü daha bu kez Gizem için çıktı. Laura Nichols ekranlarda. İspanyol forvet Fenerbahçe Özgür Kablo'ya sezon başladıktan sonra katıldı. Savaşçı bir oyuncu. Reboundlarda da yine önemli katkı sağlayan isimlerden biri. Şimdi dışarıda Alina Yagupova topu aldı. Savunmasında İrem Naz var. Tuğçe Canıtes. Laura Nichols pozisyon aradı. Bir koridor açtı. Atış isabetiyle ama hücum reboundu Laura Nichols. Bir şans daha. Laura Nichols bir kez daha hücum denedi. Bu atışta kısa kaldı. Bir hücum reboundu da alabilir miyiz? Hayır. Daniel Adams'a kaldı top. Elina Dikelaku onun pası hızlı geldi. Prince. O da el üstü denedi. O da kaçırdı. Arka arkaya. Alexis Prince de hücumdan boş dönüyor. 1,5 dakikalık bölümde skor yok. Tuğçe topuna bir müdahale. Top oyun alanının dışında. Fenerbahçe Özgür Kablo hücumu devam edecek. İki takım da hücum girişimlerinden şu ana kadar sonuç alamadı. 1,5 dakikalık bölüm skorsuz geçildi. Olcay, Laura Nichols. Şimdi evet, topu Yagupova'ya indirdiği anda İrem Naz Topuz bu eşleşmeden problem yaşayacağını anladığı anda faul yaptı.
ve bir hücum şansı daha olacak. 3 takım faaline ulaştılar. 1,5 dakika yeni doldu. Lorenikis bomboş. Şimdi kaldırdı şutu. Kullandı kısa. Reboundu çekti. Aldıkça o stok istediğim anda elinden kaçırdı. İrem Nastopuz'da top şimdi. İrem Nastopuz iyi savunma geldi. Yakupova'dan dışarı çıkardı Prince'e. Şimdi Daniel Adams. Elina Dikelako'yu buldu. Perdeden yararlandı Elina. Şut şansı aradı. Bulamadı. Adams 2 sayılık atışı isabetli. Daniel Adams orta mesafede yüksek düzeyle oynayan bir oyuncu. 2 sayılık atışlarda %50 isabet sağlayan bir isim. Daniel Adams maç başına 24.7 sayıyla oynuyor. İlk sayılar ondan geldi. Henüz skor bulamadık. Tuğçe sol köşede bomboş Olcay. Kaldırdı üçlüyü gönderdi Olcay. Açtı perdeyi Olcay. Sol köşeden üçlüyü gönderdi. Hızlı hücum şansı Prince. Çok rahat geçti sahayı. Daha doğrusu Fenerbahçe savunmaya iyi koşamadı. Ve rakip sahada topu bekleyen Alexis Prince de çembere gitti. Basketi buldu. 4-3 önde Adana basketbol. Şimdi Lorenikis, Tuğçe. Lorenikis yine boyalı anda bomboş kaldı. Yine dışarıdan bir üçlük daha bu kez isabetli ama Tuğçe reboundu aldı. Tuğçe Lorenikis'e kazandıramadı. Aldığımız reboundları iyi değerlendiremiyoruz. Şimdi Elina biraz zor bir pas top. Geçmedi. Araya girdi Elina. Yakupova çembere gitti. Turnike'yi bıraktı basket bir defa. Gizem'in üstüne gitti. Basketi yaptı bir defa faul aldı. Ekranlardaydı. Alina Yakupova. Sonra Lapenya'nın Olcay'la diyaloğu. Az önceki pozisyonla alakalı bir uyarısı var. ...5-4 öne geçirdi takımın Alina Yakupova. Tek atışı da isabetli. Skor 6-4. 3 dakikalık bölüm tamamlanıyor karşılaşmada. Fenerbahçe Özgür Kablo'nun Adana Basketbol karşısında 6-4'lük üstünlüğü var. Bir top kaybı olabilirdi. Az kalsın İrem Naz topu son anda topu rakip alanına getirdi. Prince. Alexis Prince. Karşısında Tuğçe var. Perde istedi. Daniel Adams'la ikili oyun denediler. Daniel Adams'a blok geldi. Lauren Nichols'tan. Ardından top yine konuk takımda. Prince tepede boş. Üçlük denedi bu kez. İsabeti bulamadı. Hücum reboundu geldi. Bir şans daha. İrem Naz topu zordan basketi çıkardı. Beraberliği yakalıyor. Adana basketbol. İkinci, üçüncü şansları iki takım da çok fazla yakaladı. 3,5 dakika boyunca iki takım da reboundlarda özellikle hücum reboundlarında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yakupova. Yine Olcay. Penetre. Orta mesafe kullanmadı. Şimdi Lorenikis topuna müdahale. Kendi topunu takip etti. Lorenikis çok kalabalık. Dışarı çıkardı. Stokes'un şutu isabetli. Kia Stokes. Yeniden öne geçiyor Fenerbahçe Özgür Kablo. Karşılaşmanın içeriğinde 4 dakikalık bölüm geride kalmak üzere. 8-6 öndeyiz. Alexis Prince. Daniel Adams. Kia Stokes karşısında Elina'ya indirdi. Pas arası Olcay'dan 8 saniye süresi var. Adana Basketbol'un burada bu sezon savunmasıyla çok maç kazandı Fenerbahçe. Şopron'u en son 52 sayıda tuttuk Euroleague'de. Sonrasında arka Gidine'yi deplasmanda 52 sayıda tuttuk. Son anda Elina rakibine çarptırmak istedi. Ve bunu da başardı ama topu oyuna sokarken Fenerbahçe'nin yaptığı adam paylaşımı sayesinde, iyi savunma sayesinde boş oyuncuyu bulamadı. Elina, Babkina, Dikelako şimdi topu oyuna sokacak bir kez daha. 4 takım faulü var. Adana Basketbol'un Adams. İrem Naz iyi kaldık karşısında Alina Yakupova. İrem Naz zor bir şut kullandı. İsabet yok. Tuğçe hızlı hücum olabilir mi? Olcay getirdi topu. Şimdi arkadaşlarını bekliyor Olcay Çakır Turgut. Lorenikis, Alina Yakupova iyi top indi. Lorenikis birebir Gizem'in üzerine gitti atışını. Kullandı isabeti buldu. Lorenikis. Gizem Sezer'in iki faulü vardı. Bir faul daha yapmamak için açıkçası savunmada temkinli davrandı. Lorenikis da bunun farkındaydı ve değerlendirdi. 16 yaptık skoru. İrem Naz, Alina, Olcay'ın yakın savunması. Alina Dikelako, 7 saniye. Adams kaldırın üçlüğü kullandı. İsabet yok reboundta. Tuğçe çok rahat. Ve bir hücum daha Fenerbahçe Özgür Kablo'dan gelecek. Karşılaşmanın içeriğinde. 5 dakikalık bölüm geride kalmak üzere. Olcay. Lorenikis. Tuğçe Canites. Kia Stokes pozisyonu aldı. Topsuz alanda bir perdeleme, hareketli perdeleme hücum faul kararı geliyor. Hücum faul kararı Olcay için çıktı. Bu maçta Fenerbahçe'nin yaptığı ilk faul bu.
Topu oyuna sokuyor şimdi Adana Basketbol. Topu getiren oyuncu Alexis Prince. Karşısında Tuğçe var. Gizem. Tekrar Prince aldı topu. Perde istedi Gizem'den. Prince. Şimdi Adams yine bir üçlük kullandı. Bu kez isabetli. Dışarıdan da şut kullanabilen bir oyuncu. Daniel Adams. Dış şut yüzdesi %42.1. Bir uzun için çok yüksek bir yüzde gerçekten. Bileği çok düzgün, iyi bir şutör aynı zamanda. 10'a 9. Şimdi içeriye indi top. Lauren Nichols topuna bir müdahale. Faul bekledi. Ayır diyor hakem. İrem Naz topuz getirdi topu alanımıza. 10'a 9 üstünlüğümüz var. İrem Naz topuz. Daniel Adams. Elina Dikelako. Çembere gidecekti. Vazgeçti pasları. Lauren Nichols'tan geldi. Olcay. Tuğçe Canites. Kias Stokes. Tekrar Tuğçe. Boy avantajı var. İrem Naz topuzla. Sol tarafından döndü ve bitirdi. Tuğçe Canites. İrem Naz topuzla birebir kalınca hemen bu fırsatı değerlendirdi. Ters eşleşmede Fenerbahçe özün kablo durumu 12-9'a getiriyor. Alexis Prince'ten Gizem'e. Gizem içeriye. Prince'e indirdi. Prince bitiremedi. Rebound'ı Kias Stokes'a. Boş topu kaçırdı. Alexis Prince şimdi Olcay. Çok iyi bir asist. Olabilirdi ama faul geliyor Tuğçe'ye ve artık çizgiye gelmeye başlayacağız. Sakın faul hakkını dolduralı çok oldu çünkü Adana Basketbol. Çeçile Zandalesini ve Elizabeth Williams ikilisi oyuna girmek için kenarda hazırlık yapıyor. Ve değişiklik için işaret geldi. Lauren Nichols. Elizabeth Williams değişikliği. Bu arada bir kanama var Gizem'de. Evet, Gizem'in sanıyorum dudağında bir kanama var. O kanama tabii devam edince de Gizem kenara geldi. Geçmiş olsun diyelim kendisine. Üç buçuk dakika var içeriğin sonuna. Tabii zemin de siliniyor orada. Sanıyorum ki zemin dudağındaki o açılmadan sonra zeminde de bir kan lekesi vardı. Onu da şimdi bekledi hakemler temizlenmesini ve karşılaşma serbest atışlarla devam edecek. Tuğçe Canites serbest atış kullanma hazırlığında. İlk serbest atışı Tuğçe'nin isabetli. Kaptanın ilk atışı isabetli. 13-9 üstünlüğü var Fenerbahçe özür kablonun, Adana Basketbol'un. Son 3 maçını kazandığını, son 5 maçta 4 galibiyet elde ettiğini ve bir çıkış içerisinde olduğunu, alt sıralardan kurtulma çabası içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgileri var ama bu 5 galibiyetin 4'ünü son 5 haftada aldılar. Ve şimdi Adana Basketbol Alexis Prince'de hücumda. Son 3,5 dakika ilk çeyrekte. 14-9 önde Fenerbahçe özür kablo. Yine bir pas arası Kias Stokes'tan. Eline Babkina Dikelako. O aradan Prince'i buldu. Prince iyi kapattık, dışarı çıkardı. Daniel Adams yine bir üçlük. Bu da isabetli. Adams'ın ikinci üçlüğü. Yani her pozisyonda oynayabilen bir oyuncu Daniel Adams. Bir üçlük daha gönderdi. 8 sayısı var. Farkı 2'ye indirdi. Zandalesini Olcay içeriye indirdi. Williams topu alabilecek mi? Williams son anda çaldı. 8 saniyemiz var. Şimdi Zandalesini 6 saniye. El üstünden zor bir üçlük. Zandalesini kaçırdı. Rebound mücadelesinde Kias Stokes kovaladı, alamadı. İrem Naz topuz. Topu alanımıza getirdi. İrem. İyi kaldı karşısında Zandalesini. İrem Naz. Potu altına indirdi. Ve bir blokta Yagupova'dan. Çok iyi bir savunma. Yagupova'dan. Şimdi de boy şutu Zandalesini'ye drive etti. Aslında biraz daha iyi bir pozisyon yarattı kendine. Ama atışı kaçırdı Şeşile Zandalesini. 14-12 üstünlüğümüz var. Daniel Adams. Biraz daha el göstermek lazım dışarıdan. Yüzleri sokan bir oyuncu. 2'de 2 ile oynuyor. Prince. Daniel Adams aldı topu. Adams döndü. Zorladı. Atışı kaçırdı ama faulü aldı oradan. Daniel Adams. Bu sezon 11 maç oynadı. 24.7 sayı ortalaması var. Faul çizgisinde %82, dışarıdan %42, iki sayılık açılarda %50 isabet sağlamış bir oyuncu. Bu arada Olcay ve Lauren Nichols kenarda, Sevgi Uzun.
oyuna dahil oldu. İlk serbest atışı isabetli. Şimdi skoru eşitleme şansı Adana Basketbol adına. İkide iki. Skorda denge var. Alina Gupova biraz nefes alacak, dinlenmek için kenarda. Ayşe Coro oyunda 2 dakikalık bir bölüm içeriğin sonuna. 5-0'lık bir seri yakaladılar. Daniel Adams 10 sayıya ulaştı çift tanelerde. 8 dakikalık bölüm tamamlanırken. Zandalesini. Kia Stokes perdeye geldi. Şimdi Zandalesini. Tekrar içeride Williams'a. Williams çembere gidiyor. Zor şut. İsabetli değil. Stokes elini soktu, alamadı Daniel Adams. Şimdi hızlı hücum şansı. İrem Nastopus çembere gidecek mi? Zandalesini kesmek istedi. İrem Nastopus'u bıraktı. Serisi 7-0'a yükseldi. Adana Basketbol 14-9'dan gelip 16-14 öne geçti. 1,5 dakika var içeriğin sonuna. Skor bulamıyoruz. Yaklaşık 1,5-2 dakikadır. Ayşe Jora. Kia Stokes. İçeriye Williams'a indirdi. Williams döndü, teması aldı ve faul düdüğü geliyor. Faul yapan Sevgi Tonguç. İki serbest atış kullanacak Elizabeth Williams. Bu sezon ligde ilk yenilgimizi Elazığ Basket deplasmanında Elazığ İl Özel İdare karşısında almıştık. 4 Ocak'ta değerli izleyenler. Elizabeth Williams ilk atışı kaçırdı. O maçın ardından geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş'ı deplasmanda çok farklı mağlup ettik. 58 sayıda tuttuk. Son Euroleague maçlarımızda 50'li sayıları geçebilen takım olmadı bize karşı. Williams 2'de 0 ama erken bir boyalı alana giriş oldu. O yüzden ikinci atış tekrarlanacak. Son 3 Euroleague maçımızda Girona'dan 57 yedik. Şopron ve Gidina'dan da 52'şer sayı yedik. Lig maçında da Beşiktaş'tan 58 sayı yedik. Yani Fenerbahçe gerçekten ligin aynı zamanda Euroleague'in belki de en iyi savunma yapan takımlarından biri. Ama şu ana kadar Adana Basketbol karşısında istediğimiz ritmi bulabilmiş değiliz. Bir faul düdüğü geldi Sevgi için. Takım faul hakkımız henüz dolmadı ilk çeyrekte. 1 dakika 19 saniye var çeyrek sonuna. 16-15 üstünlüğü var. Adana Basketbol'un. Nuran topu getirdi. Nuran baskı var Ayşe Cora'dan. Bir faul hakkımız daha var bu çeyreğin sonuna kadar yapabiliriz bunu istediğimiz zaman. Şimdi Nihan. Tekrar Daniel Adams'a indi top. Adams zor pozisyon. Atışı kaçırdı. Rebound mücadelesinde de faul düdüğü geldi. Sevgi faul yaptı. Evet, iki atış kullanacağız. Kia Stokes serbest atış ilgisinde. Fenerbahçe özgür kablo için. Beraberlik şansıydı. İlk atışı isabetli. Kia Stokes skoru eşitliyor. 16-16 ve son dakika oynanacak ilk çeyrekte. Kia Stokes Fenerbahçe özgür kabloyu öne geçiriyor. 17-16 2-2 Kia Stokes'tan. Yine baskımız var. Sevgi ve Ayşe Jura rakip sahada baskıyı yaptılar. Sevgi faul yapıyor ve takım faul hakkımız doldu. Sevgiden de iki faul geldik çok kısa zaman içerisinde. Sevgi iki faule ulaşınca kenara geliyor. Olcay Çakır Turgut oyunda. Daniel Adams. Sevgi içeriye Prince'e. Prince döndü. İki sayılık atışı kullandı, isabeti buldu. Prince. Onun da dördüncü sayısı. Adana Basketbol yeniden öne geçiyor. Fenerbahçe özgür kablo karşısında. 40 saniye oynanacak ilk çeyrekte. 18-17 skor. Zandalesini. O da henüz devreye giremedi. Ayşe Jora. Boş şutu buldu. Olcay'ın üçlü isabetli. Olcay. Hücumda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe özgür kabloya. Çok önemli bir yerde üçlükle katkı sağladı Prince. Çabuk geldiler ama şut kullanmadı. Son top olarak kullanacaklar. 20-18 öndeyiz. Son 15 saniye. Prince faul yapmadan iyi savunma şimdi. Alexis Prince. Ayşe Jora karşısında 5 saniye. Alexis Prince.
2 saniye geriye çekilerek zor bir üçlük çemberin içinden çıktı. Şanssızan Nihan Tabakoğlu'nun üçlüğünde isabet yok. Karşılaşmanın ilk çeyreğini Fenerbahçe özür kablo 20-18 önde tamamlıyor değerli izleyenler. Adana basketbolun son haftalarda bir çıkış içinde olduğunu, bir form yakaladığını söylemiştik. Daniel Adams özellikle takımın hücum gücü için çok önemli bir oyuncu. Bu çeyrekte de 10 sayıyla çift tanelere ulaşan tek oyuncu oldu maçta. 2 tane de şut isabeti var. Hem içeriden hem dışarıdan şut sokabilen bir isim. Çok da size'lı bir oyuncu. O yüzden savunması da zor. Etkili bir ilk çeyrek oynadı Adana basketbol. 2 sayı geride Fenerbahçe özür kablo 20-18 üstünü tamamladı. Evet, iki takımın da hücum reboundlarında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe özür kablonun 4 hücum reboundu var. Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'un 2 hücum reboundu olduğunu görüyoruz. 7 asistimiz 6 asiste cevap vermişler. 2 top kaybımız var 3 kez. Top çaldık. Verimlilik puanlarına baktığımız zaman Stokes'un 5 rebound 2 asist 4 sayıyla çift taneli verimliliğe ulaştığını görüyoruz. Konuk takımda da Daniel Adams'ın 9 verimlilikle oynadığı görülüyor. 2 üçlüğümüzde Olcay Çakır Turgut'tan geldi. Konuk takımında 2 üçlüğü var. Onlar da Daniel Adams'la buldular dış şut isabetini. 8 kez üstünlük el değiştirmiş. Bu da çeyreğin aslında ne kadar dengeli olduğunu, ne kadar çekişmeli olduğunu gösteren bir tablo. Bakalım karşılaşmanın ikinci çeyreğinde neler olacak? Henüz Andalesini devreye girmedi. Bir minik Fenerbahçe taraftarı ekranlara böyle yansıyor sevgili seyirciler. Evet, ikinci çeyrek için artık oyuncular hazır. Adana basketbol hücumu olacak. Elina Babkina Dikelaku karşılaşmanın ilk çeyreğinde skor katkısı veremedi. Şimdi içeriye Daniel Adams geri çekilerek atış. Potalı bir atış isabet yok. Rebound bizde kaldı. Elizabeth Williams. Ayşe Cora getirir topu rakip alana. Zandalesini Ayşe Cora. Ekstra pas toksa ama faul. Çok güzel geldik. İki pasta çok güzel bir hücum Ayşe Cora'nın. Bu hücumun tabii gelişmesinde oluşumunda katkısı çok büyük. Faul düdüğü geldi. İki oyuncunun üçer faul oynadığını belirtelim. Gizem ilk çeyrekte dudağı açılmıştı ve aynı zamanda Sevgi üç faul oynayan oyuncular. Olcay. Zandalesini üçlüğü gönderdi. Zandalesini. İlk sayıları maçta çeyreğin hemen başında geliyor. 24-18. Maçta şu ana kadar yakaladığımız en büyük fark ama ayak çizgide 23-18 olarak skora yansıdı. Zandalesini'nin basketi. Elina Dikelaku. Adams el üstünden şut. Topa bir müdahale var Williams'tan. Evet, az önceki pozisyonda tekrar düzelteyim. Zandalesini'nin atışı 3 sayı olarak değer kazandı. Bir an için 2 olarak söyledim ama Stokes'un atışı orta mesafe isabet yok. Williams rebound aldı, bitirdi. Önce Zandalesini'nin üçlüğü, ardından hücum reboundu. Kia Stokes'tan 5-0'lık bir seriyle başladık. 20-18 tamamlanmıştı ilk çeyrek. 5-0'lık bir seriyle başladık ikinci çeyreğe. Cecilia Zandalesini maçtaki ilk sayılarını 3 sayı çizgisinin gerisinden buldu. Ardından hücum reboundu ve basket kez Stokes'tan. Ayşe Cora, Kia Stokes.
sandalyesini. Bir üçlük daha gönderdi. Girmedi. Ayşe elini soktu ve Kia Stokes bitirdi. Kia Stokes bitirdi. 6. sayısı maçta Kia Stokes'un. 27-18. Farkı 9'a çıkardık. 7-0'lık bir seriyle başladık. İkinci çeyrekte Fenerbahçe Özgür Kablo'nun temposu yükseldi. Adana Basketbol henüz skor bulamadı. Eline Bakkina Dikelaku şimdi yerde kaldı ama Ayşe Cora'ya çalınan bir faul var. Ayşe Hücum faul bekliyor. Pozisyonla ilgili itirazları vardı hakeme. Alexis Prince topu oyuna sokacak. Elina turnikeye gitti, kaçırdı turnikeyi. Şimdi Zandalesini çabuk getirdi topu. Cecilia Zandalesini, Ayşe boş. Şimdi tepede Williams, Ayşe Cora. Olcay top istiyor, Olcay aldı. Boş kaldı, Olcay şutunu kullandı, isabeti bulamadı. İrem Naz topuz, ikili sıkıştırma. Ve topa bir temas. Adana basketbol hücumu devam edecek. İrem topu oyuna soktu. Bir kez daha Ayşe Çora. Çok yakın ve agresif savunması var. Özellikle Elina topu almakta zorlanıyor. Nefes aldırmadı. Daniel Williams, Elina ikili oyun deneyeceklerdi. Elina Williams'ı bulamayınca şutu kullandı, isabeti buldu. Elina Dikelaku'nun ilk sayıları maçta 27-20. Aynı zamanda Adana Basketbol'un ikinci çeyrekteki ilk sayıları. Farkı 7'ye indiriyor konuk ekip. 2,5 dakika oynandı bu çeyrekte. Ayşe Cora, Olcay, Zandalesini, perde istedi Kia Stokes'tan. Zandalesini, Kia Stokes'la ikili oyun deneyecekti ama pas arası geldi. İrem Naz getiriyor Zandalesini, koştu. İrem Naz turnikeyi kaçırdı ama hücum reboundunu alan ve bitiren Alexis Prince. Arka arkaya 4 sayı Adana basketboldan. 27-22, farkı 5 sayı indirdiler. Kia Stokes, Ayşe Cora. İçeride Stokes bomboş kaldı, topuna müdahale. Pozisyonu takip etti. İkinci pozisyon yine bitiremedi. Stokes iki atış şansında da isabeti bulamadı. İrem Naz topu turnikeyi bıraktı. 6-0'lık bir seri geliyor. Fenerbahçe Özgür Kablo'dan gerçekten 7-0'la başladık. Onlar da 6-0'lık bir seriye yanıt verince Victor Lapenya molayı aldı. Kia Stokes arka arkaya iki kez şans yakaladı pot altında. Değerlendiremedi. Ve Adana basketbolun yaptığı serinin ardından da molayı istiyoruz. Şu ana kadar ikinci çeyrekte Daniel Adams'ın sayısı yok. 10 sayıyla ilk çeyreği tamamlamıştı. İrem Naz topuzdan 6 sayılık bir katkı geldi. Prince'in 6 sayısı var. Yedi oyuncumuzdan skor katkısı aldık şu ana kadar. Adana Basketbol'un sonuç maçını kazandığını belirtelim. İyi bir çıkış yakaladılar. Alt sıralardan kurtulma adına bir hamle yapmış durumdalar. Fenerbahçe Özgür Kablo Lig'de tek yenilgiyle lider durumda. Aynı zamanda Euro Lig'de de grubunda lider durumda takımımız. Ve hafta içinde Dinamo Kursk'la bu sahada önemli bir maç oynayacağız. Çarşamba 19.30'da tüm taraftarlarımızı o maça davet edelim. Liderliğimizi perçinleme adına çok önemli bir karşılaşma. Dinamo Kursk'u deplasmanda yenmeyi başarmıştık. Hem de 73-54 gibi farklı bir skorla rakibi sürprize ederek yenmiştik ve iç sahada da yine kazanmayı hedefliyoruz. Evet, mola dönüşü Fenerbahçe Özgür Kablo hücumu 6-0'lık seriye nokta koyma için Zandalesini devreye giriyor. Cecilia Zandalesini mola dönüşünde isabeti buldu.
Fenerbahçe Özgür Kablo Adana Basketbol karşısında durumu 29-24'e getiriyor. Daniel Adams, Elena Dikelako bir koridor yarattı kendine ama topu Daniel Adams'a kazandıramadı. Elizabeth Williams, topu çalan oyuncu Olcay. Altılı kavaliklerinin sonuna Zandalesini bir koridor var döndü. Onu kullandı, teması aldı. Sert bir foul Daniel Adams'tan. Biraz zamanlama hatası, geç geldi oraya. Ve Zandalesini'nin pozisyonunu sert bir faulle durdurdu. Basket yok. İki serbest atış gelecek. Çeşile Zandalesini'den. İlk çeyrekte skor üretememişti. Bu çeyrekte 5 sayısı var İtalyan Yıldız'ın. Ve şimdi faul çizgisinde Zandalesini. İlk serbest atışı isabetli. Zandalesini'den 2'de 1 ama hücum reboundu. Bir şans daha. Williams'a iyi top indi. Williams ekstrayı yaptı. Tuğçe Canites bitirdi. Elizabeth Williams. Ters taraftan Tuğçe Canites'in koşusunu çok iyi gördü. Ekstra pası yaptı ve 32-24. Moladan iyi döndük. Daniel Adams 2 kişinin üzerinden bitirdi. Gerçekten çok kuvvetli bir oyuncu. 12. sayısı maçta, 32-26, 5,5 dakika var. İlk yarının sonunda Ayşe Joran. Elizabeth Williams içeriye, yüksek top Tuğçe. İkili sıkıştırma geldi. Tuğçe dışarı çıkarabilecek mi? 3 saniye kararı geliyor. Biraz top fazla kaldı elinde. İyi kapattılar ve top kaybı geliyor. Ayşe Joran kenarda, Alina Yagupova oyunda. 3 sayısı var şu ana kadar. Alina Yagupova'nın 5-22 ilk yarının sonuna 6 sayılık üstlüğünü Fenerbahçe Özgür Kablo'nun. Alexis Prince. Karşısında Tuğçe var. Alexis Prince. Çembere gitti. İyi savunmaya rağmen şutu kullandı. Williams'a da çalınan bir faul var. Üçüncü takım faulümüz bu ama atış pozisyonunda olduğu için serbest atışlar gelecek Alexis Prince'den. Alexis Prince. Adana Basketbol farkı 4'e indiriyor. 32-28. 2'de 2 geldi Prince'den. 8 sayısı var. Williams'la Daniel Adams'la beraber toplam 20 sayı üretti. 2 oyuncu, 2 yabancısı. Alina Yagupova. Son 5 dakika artık maçın ikinci çeyreğinde. Yagupova, İremnaz Topuz karşısında. Tuğçe. İçeride Elizabeth Williams top istedi. Şimdi Tuğçe çembere gitti, atışı kullandı, isabeti buldu. Tuğçe Canites. 8 sayı ulaştı kaptan. Farkı 6'ya çıkarıyoruz. 34-28. Burcu. Son anda topu çarptırmak istedi. Başarılı olamadı Tuğçe. 3'e 2'miz var. Tuğçe Zandalesini. Kullandı, isabeti buldu. Cecilia Zandalesini bu çeyrekte 8 sayı birden geldi ondan. Ve Fenerbahçe Özgür Kablo farkı 8 sayı yükseltince bu 4-0'lık serinin ardından molayı istiyor Mehmet Özkan Adana Basketbol'da. Yabancı oyuncularıyla skor bulan bir takım Adana Basketbol. Şöyle bir baktığımızda Daniel Adams'ın 24.7, Alexis Prince'in maç başına 21, Elina Babkina Dikelakun'un da 17.3 sayıyla oynadığını görüyoruz. Bu 3 yabancı oyuncunun arkasından gelen bir başka skorer yok takımda. Sera Özelçi, kaptan Sera'nın sakatlığı var. O bu maçta yok kadroda. 4.7 sayıyla skor katkısı veren bir oyuncu maç başına ama bugün kadroda olmadığını söyleyelim. Fenerbahçe Özgür Kablo'da da sezonun en skorer oyuncularına bakacak olursak Alina Yagupova 18.3 sayıyla bu alanda birinci. Elizabeth Williams 12.3. Zandalesini 12 sayı. Stokes 7.9 sayı. Olcay 7.8 sayı. Skorerlerimiz bu şekilde sıralanıyor değerli izleyenler.
ligde lider durumdayız. Kina mağlup lider durumdaydık ama Elazığ'ı lidere karşısında deplasmanda aldığımız bir yenilgi var. Bu sezon ligde aldığımız tek yenilgi ve yine Fenerbahçe Özgür Kablo'nun da Euroleague'de kadınlar B grubunda 10 maçta 8 galibiyetle burada da lider olduğunu görüyoruz. Sadece 593 sayı 10 maçta, yani maç başına 59.3 sayı yiyoruz. Bu alanda savunma takımı olarak, savunmasıyla maç kazanan bir takım olarak da nitelendirebiliriz Fenerbahçe'yi. 4-20 var ilk yarının sonuna. Prince el üstü iki sayılı katış isabetli bir çemberi turladı ama hücum reboundu ve basket. Daniel Adams. 14 sayısı var Daniel Adams'ın. Farkı 6'ya indirdi. 36-30 ile giriliyor. Son 4 dakikaya Yakupova bomboş kaldırdı, attı, atış isabetli. Alina Yakupova'yı unuttular ve o da cezayı kesti. 5. sayısını üretiyor Alina Yakupova. Prince 38-30 oldu skor. Adams pozisyon aldı. Yüksek top indi ona. Orada topu aldığı zaman durdurmak zor. İlk topu aldırmamak lazım Adams'a. Çizgiye gelecek şimdi. İrem Naz topuz kenarda. Gizem ilk çeyrekte dudağında bir açılma olmuştu ve bir süre tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dönüyor. Daniel Adams ilk serbest atışı isabetli. İkinci serbest atışı. Bu da isabetli. Şimdi çabuk geldik. Williams'a bir blok ve ardından da Steps. Williams'ın topuna bir müdahale geldi. Daniel Adams'tan topla yere inince Steps yapıyor. Elizabeth Williams çabuk hücum kurmak isterken bir top kaybı yaptık. 38-32 ilk yarıda son 3,5 dakika. Prince karşısında Alina Yagupova var. Şimdi Gizem Tuğçe topuna bir müdahalede bulundu. Ardından da Zandalesi'nin faulü geliyor. Bu da iki serbest atış demek olacak. Çünkü takım faul hakkımız dolmuştu. İlk faulünü yaptı bu maçta Zandalesi'ni. İlk atışını kaçırdı Burcu. İkinci atış da kaçtı. Riban Tuğçe'de. Sevgiyle hücumdayız şimdi. Sandalesini kaldırdı. Yine orta mesafe. Yine boş. Yine isabetli. Alina Yagupova'nın az önce bitirdiği gibi bir baskette Zandalesini'den. O bölgede özellikle orta mesafeli atışlarda isabet yüzdemiz çok yüksek. Rakip takım da bu bölgeyi savunamadı. Şimdi Prince. Üçlük denedi Prince. İsabeti buldu Prince. Üçlü isabeti buldu Prince. O da çifthanelerde. 11. sayısı, fark 5'e indi. 40-35. Zandalesini. Adana basketbol kopmuyor oyundan. Tuğçe. Zandalesini. Çok rahat gitti Şambere. Topuna bir müdahale. Top kaybı Zandalesini'den. Burcu getirdi topu. Elina Dikeleko. Prince'e. Prince. Top kaybı Prince'den. Bir basit top kaybı da Adana basketboldan. 2,5 dakika oynanacak. İkinci çeyrekte ve İlk çeyrek tamamlanacak. 5 sayılık üstünlüğümüz var. Williams kenarda. Zandalesini kenarda. Stokes ve Ayşe oyunda. Şimdi Stokes. Sevgi. Ayşe Çora tepede topu aldı. Prince karşısında. Köşede Yagupova. Boş üçlük. Yagupova kaçırdı. Rebound mücadelesinde. Top yine Burcu'da kaldı. Burcu topu getirdi alanımıza. Şimdi Daniel Adams, Prince. Tekrar Daniel Adams'a paslaştı. Prince 10 saniyesi var. Prince'den Adams'a, Adams. İki sayılı katış gizemden isabet yok. Rebound da Alina Yagupova. Boş döndüğü hücumdan Adana basketbol. Alina Yagupova, Elina Dikeleku topunu çaldı. Turnike'yi de bıraktı.
Bir top kaybı üstü basket. Molayı aldırdı. Victor La Peña'ya. Adana basketbol oyunun içinde kalmaya devam ediyor. 40-37. Fark 7-8 sayılara çıktı ama pes etmeyen, oyundan kopmayan bir Adana basketbol var. Az önce de belirtmiştim. Bir 3 maçlı galibiyet serileri var. Kötü başladıkları sezonda son 5 maçta aldıkları galibiyetlerle bir çıkış yakaladılar. İlk 8 takım playoff oynayacak. Biliyorsunuz 8. Belona Kayseri'nin 7 galibiyeti var. Adana basketbolunda 5 galibiyeti var. Yani tabii Fenerbahçe deplasmanında ya bu seriye devam etmek çok kolay değil. Burada maç kazanmak çok kolay değil. Fenerbahçe bu sezon ne ligde ne Euroleague'de bu salonda maç kaybetmedi. ...11 maç toplamda lig ve Euroleague'de oynandı bu salonda ve 11'de 11 yaptı Fenerbahçe. Özgür kablo, salonun enerjisi, taraftarın desteği her zaman kazandırıyor. Ama Adana basketbolunda şu ana kadar maçın içinde kalmayı başardığını söylememiz lazım. 40-37'lik bir skor. Son 1 dakika 40 saniye oynanacak ilk yarıda. Alina Yagupova, Tuğçe, Sevgi, Ayşe, Tuğçe içeriye indirdi Stokes'a. Stokes dışarı çıkardı. Yagupova sağ köşeden üçlük. Yagupova, bu da olmadı. Stokes reboundu kovaladı, aldı. Bir şans daha getirdi. İçeriye Tuğçe'ye. Tuğçe boş şutu arıyoruz. Yagupova bir üçlük daha kullandı. Bu kez oldu. Üst üste iki üçlük kaçırmıştı ama üçüncü de isabeti buldu. Bu kez molayı alıyor Mehmet Özkan'la Adana basketbol. 43-37. Alina Yagupova. 3 sayılık isabet. 8. sayısı. Çift tanelerde tek oyuncumuz var. Zandale Sini ama şimdi Yagupova 8 sayıya ulaştı. Tuğçe'nin 8 sayısı var. Kia Stokes 6 sayıyla oynuyor. Bu anlamda skor dağılımı olacağını da 6 sayısı var. Herkesin skora katkısı olduğunu söyleyebiliriz ama tabii Adana basketbol biraz Prince'le Daniel Adams'ın eline bakıyor. Bu iki oyuncudan 27 sayı geldi. Toplam 4 oyuncu skor buldu sadece Adana basketbolda. Evet, 43-37'lik bir skor avantajı. Fenerbahçe Özgür Kablo yine 1 dakika 18 saniye ilk yarının sonuna. En son mola öncesinde Yagupova'nın üçlüğünü izlemiştik. Ve molaya gitmiştik. Elina Dikeleku yakın savunma Sevgi'den. Faul hakkımızı erken doldurduk bu çeyrekte. Adana basketbol bu çeyrekte sadece iki takım faul yaptı. İyi savunma. Gizem'e iyi savunma. Şimdi Prince aldı topu. Elina Dikeleko tepeden üçlük kullandı. İsabeti bulamadı. Rebound mücadelesi. Daniel Adams aldı. Bir şans daha getirdi. Elina Dikeleko Sevgi'den kurtulamadı. Prince'e verdi. Prince 7 saniye. Prince hücum. Faul beklentileri. Prince'in ilk sayılık atışı isabetli. Hareketli perdeleme bekledi. Fenerbahçe taraftarının tepkisi vardı orada. Gizem'in yaptığı hareketli perdelere. Şimdi Ayşe Cora. 43-39 oldu skor. Şimdi sağ köşede Sevgi, sevdiği bölge üçlüğü gönderdi Sevgi ama Panya'nın yan tarafına çarptı top. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir. Savunmada yerleşiyoruz. Son 30 saniye. Elina Dikeleku. Gizem. Tekrar Elina Dikeleku. Adams orta mesafe. Boş şut. İsabet yok. Reboundu aldık. Alina Yagupova ilk yarıda son topu kullanacağız. Yagupova faul düdüğü geldi. Nihan Dabakoğlu faul yaptı. Üçüncü takım faulü. Kalan 11.4 saniyede bir faul yapma hakkı daha var. Elina Babkina Dikeleku kenara geliyor. Hey,
Evet, Daniel Adams, o da yoruldu aslında ilk yarıda. Çok büyük sorumluluk var üzerinde. Çok fazla top kullandı. 16 sayısı var. Tuğçe Can'ı test, son 7 saniye. Faul. Şimdi takım faul hakkı doldu. Konuk takımın 6.3 saniyede zamanımız var. İlk yarıda sonucumu kullanacağız. Bakalım bu son topu kim kullanacak takımımızda? Sevgi topu oyuna sokacak. Sevgi. Alina Yagupova. 5 saniyemiz var. Yagupova perdeden yararlandı. Tepeden üçlüğü kullandı. Kısa kaldı. Ve ilk yarı tamamlanıyor değerli izleyenler. Fenerbahçe Öztürk Ablo Adana Basketbol karşısında soyunma odasına 43-39'luk üstünlükle gidiyor. Mücadelenin ikinci yarısında tekrar karşınızda olacağız. Karşılaşmanın ikinci yarısı için yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Fenerbahçe Öztürk Ablo Adana Basketbol karşısında soyunma odasına 43-39 önde gitmişti. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta mücadelesinde ikinci yarı az sonra başlayacak. Evet, ilk yarıda Adana Basketbol oyunun içinde kalmayı başardı. Farkın açılmasına çok fazla izin vermediler. En büyük farkı 9 sayıyla 27-18'de yakalamıştık ama 4 sayılık bir farkla gidildi soyunma odasına. Maçın ilk yarısında 24-18'lik üstünlüğümüz vardı reboundlarda. Asiste 15'te 15'e 10 üstünlüğümüz vardı. Top kayıplarında da 7'şer top kaybı vardı iki takımın. İkinci yarıda ilk hücum Fenerbahçe özür kablodan geliyor. Olcay Çakır Turgut. 6 sayıyla tamamladı maçın ilk yarısını. Alina Yagupova. Zandalesini. İremnaz Topuz'dan yakın savunma var kendisine. Alina Yagupova boş kaldı. Üçlüğü gönderdi. İsabet yok ama Laura Nichols var hücum reboundunda. Bir şans daha getirdi takımına. 10 hücum reboundumuz vardı ilk yarıda. 11. oldu bu. Olcay. Penetre, pas dışarıda Zandalesini. Bir üçlük de ondan isabet geliyor. Zandalesini. 10 sayıyla ilk yarının en skorer oyuncusuydu Fenerbahçe Öztürk Ablo'da. 13. sayısı geliyor. İlk yarıda dışarıdan 3'te 1 isabet bulmuştu. 4'te 2 oldu. 3 sayı çizgisinin gerisinden çabuk geri koşamadık ve faul yapıyoruz. Daniel Adams'a 16 sayıyla maçın en skoreriydi. İlk yarıda 16 sayının yanına 5 rebound bir asist koydu. Ve 18 verimlilik puanına ulaştı. Ve 2 serbest atış kullanacak Daniel Adams. Dışarıdan da 2 üçlüğü var. Adams'ın ilk atışı isabetli. 5'te 5 faul çizgisinin gerisinden Daniel Adams bugün. İkinci atışı bu da isabetli. Daniel Adams farkı 5'e indirdi. Sandalesini, Yagupova sağ köşeden boş kaldı. Bir üçlük daha bu da girmedi. Alina Yagupova karşılaşmanın ilk yarısında 4'te 1'di. 3 sayılık atışlarda 6'da 1 oldu. 2 tane daha kaçırdı çeyreğin hemen başında. 46-41. Şimdi Olcay kullanmadı. Laura Nichols tepede boştu. Zandalesini, Alina Tekeleku faul yapıyor. Olcay. Öğreni kızı perdeye çağırdı. Olcay şimdi pas. Sandalesini aynı bölgeden. Bir üçlük daha kısa. İsabet yok. Dışarıdan. Üç kez denedik. Bir tanesinde isabet bulduk. Elina Dikeleku. Yagupova'nın yakın savunması karşısında zorlandı ama topu Daniel Adams'a kazandırdı. 8 saniye. Tekrar elini aldı. Çembere gitmek istiyor. Yine geçemedi. Daniel Adams bir üçlük daha isabetli olmadı. Daniel Adams'ın üçlüğü 2'de 2 ile başlamıştı ama son 3 şutunu kaçırdı dışarıdan. Şimdi Fenerbahçe Özgür kablo hücumu. 2 dakika geride kaldı 3. çeyrekte. 46-41. Üstünlüğümüz devam ediyor. Zandalesini. Stokes sağ köşede. Alina Yagupova. Zandalesini tepede. Yine şut kullanmadı. Geri çekilerek 2 sayılık atışı kullandı. Çeçilya Zandalesini. Bu çeyrekteki 5. sayımızda ondan geldi. 48-41. Farkı 7'ye çıkarttık. Elina Dikeleku
Gizem aldı topu. Gizem içeriye top. Son anda eline Dikelekoya geldi. Zor bir atış kullandı. İsabet yok. Rebound'u Kia Stokes aldı. Şimdi Alina topu rakip alana gönderdi. Orada Zandalesini var. Boştu. Kullanmadı şutu. Şimdi Olcay. Stokes perdeye geldi. Olcay. İçeriye indiremedi topu. Laura Nichols temas bekledik. Gelmedi o faul diyor ama hücum reboundu. Atış Zandalesini o da olmadı. Stokes en tepede faul. Yani hücum reboundlarında inanılmaz gerçekten bir mücadele ortaya koyuyoruz orada. Zandalesini, Kia Stokes. Özellikle Kia Stokes'un dördüncü hücum reboundu oldu bu maçta. Ve bir şans daha getirdi bize. Zandalesini pası Loreni Kazon'dan Olcay'a. Olcay orta mesafeyi kullandı. Olcay Çakır Turgut'un isabeti var. 8. sayısı. Fenerbahçe özür kablo 50-41'e getirdi. Farkı bu maçta ikinci kez 9 sayıya çıkardık. 50-41 tepeden üçlük Prince'den. Alexis Prince maçta ikinci üç sayılık isabeti ve toplamda da 16. sayısı. Daniel Adams'la birlikte 34 sayı ürettiler bu iki oyuncu. Zandalesini 50-44 oldu skor. İçeriye iyi yere Stokes dışarı çıkardı. Yagupova 3 sayılık atış kısa yine. Alina Yagupova bu çeyrekte 3 tane denedi. 7'de 1 oldu 3 sayı çizgisinin gerisinden. Skor 50-44. Elina Dikelaku turnikeyi bıraktı. Eli 46'ya getirdi skor adına basketbol. Fark yine 4'e indi. 5-0'lık bir seri. Prince ve Dikelaku'dan gelen 5 sayı. Farkı 9'dan 4'e indirdiler. Laura Nichols. Alina Yagupova bu kez soldan denedi. Bu da isabetli değil. Çok zorlama şutlar geldi bu bölümde. Mola istedi Victor Lapenya. Daniel Adams. Boş şut Elina'dan. 3 sayılık isabet. Elina Dikelaku'dan seri. Bir anda 7-0'a hatta 8-0'a çıktı. Yani 2-3'lük bir turnike. 9 sayılık fark. Bir anda eridi 1'e indi fark. 50-49 mola geliyor Victor Lapenya'dan. Adana Basketbol maçta ikinci kez 9 sayılık farkı eritti. Ve maçta kalmaya devam ediyorlar. Yakaladıkları bir form grafiği var. Son 3 maçta 3 galibiyet, son 5 maçta 4 galibiyet. Yeniden alt sıralardan kurtulup playoff potasına doğru yelken açmak istiyor Adana Basketbol. Fenerbahçe özür kablonun ligde sadece tek yenilgisi var. 4 Ocak'ta Elazığ'da aldığımız bir yenilgi. Ve onun dışında maç kaybetmeden lider durumdayız. Yine kadınlar Euroleague'de B grubunda 10 maçta 8 galibiyetle orada da lider durumdayız. Bu salonda bu sezon 11'de 11 yaptık. Ama inatçı, dirençli bir Adana Basketbol var bugün karşımızda. Ve 4,5 dakika oynandı maçın 3. çeyreğinde. 50-49 öndeyiz. Ve Fenerbahçe özür kablo hücumunu izleyeceğiz molanın ardından. Olcay. Sandalesini 15 sayıyla takımımızın en skor oyuncusu Tuğçe Elizabeth Williams. Williams'dan yeniden Sandalesini'ye. İkili sıkıştırma geldi ona. Dışarı doğru şimdi Olcay'a. Olcay 5 saniye. Olcay çembere gitti. Tuğçe orta mesafeli şutu bulduk ama isabet yok. Hücum reboundu Williams'tan. Williams Daniel Adams'ın savunmasına hemen orada pası. Bıraktı Tuğçe kaçırdı. Artık alalım o reboundu ama bu kez Daniel Adams başarılı. İkinci şansı bulduk ama değerlendiremedik. Öne geçme şansı Adana Basketbol adına. Elina Dikelaku turnikeyi bıraktı. Onun da 11'iniz. O da çifthanelerde. Ve Adana Basketbol'un serisi 10-0'a çıkıyor.
10-0'lık bir seri, maçtaki en büyük seriyi yakaladılar ve öne geçtiler. 51-50 Tuğçe Canites. Tuğçe bomboş. Prince şutunu risk etti ama kullanmadı şutu. Tuğçe şimdi Zandalesi'nin zor bir şut isabeti. O reboundu kovaladı. Olcay aldı. Bir şans daha. Hücum reboundu. Williams. Zandalesi'ni. Stokes. İki sayılık atış isabetli. Kia Stokes. 8. sayısı. Yeniden öndeyiz. 52-51. Yani hücum reboundları gerçekten nefes almamızı sağlıyor. Daniel Adams kendi getirdi. Bomboş. Savunamadık. Savunamadık. Victoria Peña çok sinirlendi. Yani savunmada gerçekten çok dağınık bir görüntümüz var. Yani 53-52 Adana basketbol önde ve çok kısa zaman içerisinde bir mola daha aldı Victoria Peña. Basketi bulduktan sonra geriye koşmadığı için çok hızlı oyuncularına. Gerçekten yürüyerek basket attı Daniel Adams. Ve o pozisyonun ardından Victoria Peña'nın da o savunmanın yapılmamasına verdiği tepki ekranlarınıza geliyor. Bir savunma takımı, yani Fenerbahçe Özgür Kablo'nun bu sezon çok iyi savunma yapan bir takım olduğunu söyleyebiliriz genel olarak ve birçok maçta rakiplerine 60 sayıyı bile göstermedi ve burada Euroleague takımları da var. Yani ligdeki bu savunma başarısının dışında Euroleague'deki savunma performansı da çok takdir ediliyor Fenerbahçe'nin. Taraftarın moral desteği. Evet, bugün Adana Basketbol'un buraya formda geldiğini, istekli geldiğini söylemiştik ve bu maça da yansıyor. Hiç kopmuyorlar maçın, hep içindeler. Ama biz kendi savunma ritmimizi bulamadık belki de. Yani daha üçüncü çeyreğin bitimine 4 dakika var ve 53 sayı bulan bir Adana Basketbol var. Adana Basketbol'u deplasmanda 85-56 mağlup etmiştik ligin ilk yarısında. Zandalesi'nin şutu yarattı. İki sayılık atış Zandalesi'ni. 17. sayısı. Yeniden öndeyiz. 54-53. Şimdi savunmada Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırdı. La Peña'nın molası ikili oyunda bomboş kaldı. İsabeti buldu. Daniel Adams 22. sayısı. Sezon ortalaması 24.7. Ve o ortalamanın şu anda eşiğinde. Yeniden önde Adana Basketbol. 55-54. Zandalesi'ni. Tuğçe. Zandalesi'ni. Olcay. Olcay penetresi. Olcay. Ve 24 saniye süremiz doldu. Topu çembere gönderemedik. İki mola arka arkaya kullandı Victor La Peña. Bu çeyrekte tekrar o molayı kullanacağını sanmıyorum ama takımın da o savunma hamlesini yapması lazım. Atışta isabet yok. Üçüncü reboundu. İkinci şans. Üçüncü şans. Üçüncü şans. Faul düdüğü geldi Elizabeth Williams. Yani orada bir türlü Daniel Adams'tan o topu söküp alamadı Fenerbahçe. Elizabeth Williams o savunma hamlesini, o rebound hamlesini bir türlü yapamadı ve faul düdüğü de geldi. İki takımın da ikişer takım faulü var bu çeyrekte. Kia Stokes kenarda. Yagupoğlu oyunda. Kramnas topuz. Pas arası geldi Tuğçe'den. Olcay. Hızlı hücum gelecek mi? Zandalesi'ni. Williams turnikeyi bıraktı Williams. İşte hızlı hücum. Bu kez Adana Basketbol geri koşamadı. Ve hızlı hücum daha 56-55 öne geçiriyor Fenerbahçe. Elizabeth Williams. Son 2,5 dakika. Daniel Adams. Prince'den üçlük tepeden. Prince isabetli. Prince. 19 sayıya ulaştı o da. Yeniden önde Adana Basketbol. Geri adım atmaya hiç niyetleri yok bugün. Zandalesi'ni Tuğçe. Olcay. Olcay sağ köşede. Windirdi Williams. Ekstra pas Tuğçe boşluğu görmedi. Williams zorladı içeriye. Dışarı çıkardı. Zandalesi'ni. 4 saniye. Zandalesi'ni. Olcay bomboş üçlüğü gönderdi. İsabet yok. Williams hücum reboundu.
Alina Yagapova, Zandalesini bir boş üçlükte ondan, bu da olmadı. Rebound, bir şans daha Tuğçe aldı. İkili sıkıştırma, Tuğçe dışarı çıkardı. Zandalesini, Yagapova bir üçlük daha, bu da olmadı. Bir hücum reboundu da aldık. Dördüncü şans Olcay, yine dışarı. Yine dışarı, dördüncü hücum reboundumuz bu. Dördüncü şans demek. Zandalesini birebir oynadı. Zandalesini foul. Daniel Adams. Hücum reboundlarında inanılmaz bir performansımız var ama bir türlü basketi bulamıyoruz. Dışarıdan çok düşük bir yüzdeyle oynadık ikinci yarıda. Elizabeth Williams'tan Tuğçe'ye. Olcay. Perdeden çıktı. Alina Yagapova olsun artık. Alina Yagapova. O üçlük nihayet geldi, 59-58. Yeniden önde Fenerbahçe Özgür Kablo 3. çeyrekte. Son dakikaya doğru ilerliyoruz. Gizem Sezer. İçeriye indirdi Elina. Top gelmedi. Alalım bu topu. Ayagupova'da kaldı top. Tuğçe. Tuğçe Canites. İren Nastopus faulü yapıyor. Takım faul hakkı 53 saniye yakaladı oldu. Adana Basketbol'un gerçekten güzel bir maç izliyoruz. Çekişmeli, heyecan dolu bir maç izliyoruz. Top oyuna sokuyoruz şimdi Alina Yagapova. 11 sayı ulaştı. Çifthanelerde o da. Sevgi. Sevgi. Tuğçe. Williams'a indi top. Williams içeriye zorladı. Williams topuna bir müdahale. Daniel Adams'a kaldı. Daniel Adams'a ikili sıkıştırma. Oradan çıkardı topu. Son 35 saniye. Son top bize kalacak. Prince. Faul. Zandalesini. Üçüncü takım faulümüzü yaptı. Çeçile Zandalesini. 17 sayısı var bu maçta. İkinci faulü. 3 faulü bir oyuncumuz yok. Adams kaldırdı. Üçlüğü kullandı. İsabeti bulamadı. Rebound bizde. Son 25 saniye. 2 saat arasında 3 saniye gibi bir fark var. Bakalım süreyi kullanacak mıyız? 59-58. Tuğçe. Sevgi. Alina Yagapova aldı. Üçlüğü kullandı. Yagapova girmedi. Rebound bizde yine. Sandalesini bir rebound daha aldık. Son topu kullanıyoruz. Tuğçe iyi yere. Williams bomboş. Williams bitirdi. Elizabeth Williams Tuğçe'nin asistine basketi buldu. Elina orta sahadan gönderdi. Olmadı. 61-58. Çok zorlandığımız bir çeyrek ama her şeye rağmen 3 sayı önde bitirdik. 61-58. Adana Basketbol'un 2 sayılık üstünlük yakaladığı bir bölüm vardı. 58-56. Oradan bir 5-0'lık seri çıkartıp üçüncü çeyreği 3 sayı da olsa önde tamamlamayı başardık. Her şey son çeyrekte belli olacak. Yani 3 yabancı oyuncusundan toplam 52 sayı buldular. 6 sayılık bir katkı İrem Nastopuz'dan geldi. Sadece 3 yabancısı dışında skor katkısı veren tek oyuncu İrem Nastopuz. Dışarıdan çok denedik. Yani ilk yarının sonunda dış şut yüzdemiz 12'de 4'tü. 23'te 6'ya geldi. Yani 9'da 2 isabet bulabildik bu çeyrekte. Zandalesini ve Yagapova'dan geldi o üçlükler. Konuk takım dışarıdan 8'de 3'te bitirmişti. Onlar da bu çeyrekte 6'da 3 isabet buldular. Yani hücum reboundlarımız 19'a çıktı. İlk yarı sonunda 10 hücum reboundumuz vardı. 3. çeyrekte 9 hücum reboundu daha yaptık ve şu anda hücum reboundu sayımız savunma reboundumuzdan daha fazla. 37 rebound aldık. 26'da kaldı. Adana Basketbol 37 reboundun 19 hücum, 18'i savunma değerli izleyenler. 21 asistimiz var. Bu 21 asistin 4'ünde Zandalesini'nin imzasını görüyoruz. Verimlilik puanı çift tanelerde olan 5 oyuncumuz var. Stokes 20 verimlilik puanıyla birinci. Evet, son çeyrek başlayacak.
61-58'lik üstünlüğümüz var. Ve 10 dakikalık bölüm kazanan takımı belirleyecek. Victor Lapena az önce 3. çeyrekte çok sinirlenmişti bir savunma hatasının ardından. Savunmada yerleşemediğimiz için, geri koşmadığımız için çok kızmıştı. Prince'in üçlüğü geldi. Prince isabeti bulamadı ama hücum reboundunda Daniel Adams sanıyorum faulü yaptı. Evet, Daniel Adams faulü yapıyor. 4. faulü. Çok dikkatli oynaması lazım takımın. En önemli hücum silahı gerçekten Prince'le birlikte Daniel Adams. 22 sayısı var ve 4. faulünü aldı. Şimdi Ayşe Jora. Tepede Williams. Sevgi Uzun. Yagupova aldı. Yagupova çembere gitti. Yagupova iki kişinin arasında. Top kaybı olmadı. Top Fenerbahçe'ye özür kavladı ama 9 saniyemiz var. Yagupova 11 sayıyla oynuyor. Dışarıdan bugün istediği şut yüzdesine ulaşamadı. 11'de 2 ile oynuyor. Williams atışı faulle bozuldu. Bu da Gizem'in 4. faulü oldu. 2 uzunu şu anda oyun alanındaki 2 uzunu 4 faule ulaşmış oldu. Adana Basketbol'un. Elizabeth Williams serbest atış çizgisinde 7 sayısı var bu maçta. İlk atışı isabetli oldu. Şans biraz da Fenerbahçe'den yana bu pozisyonda. Çemberi turladı ve basket geldi. Williams'ın ikinci atışı bu kaçtı. Reboundda yine biz varız. Tuğçe bir hücum reboundu daha. 20. hücum reboundumuz bu maçtaki. Ayşe. Penetresi faulle kesildi. İran Nas 9. Faulü yaptı. O da 4 dedi. 3 oyuncu 4 faule ulaştı şu anda. Adana Basketbol'da. Aldina Yagupova, Ayşe Jora sağ köşede üçlük geldi Ayşe Jora. Ayşe Jora üçlüğü gönderdi. İlk sayıları maçta molayı aldırıyor Mehmet Özkan'a. Evet, 4-0'lık bir başlangıç. Çeyrek başında molayı aldırdı Adana Basketbol. Bu maçta iki kez 9 sayı geriye düştü. İkisinde de reaksiyon verdi, yakaladı Fenerbahçe'yi. Maça tutunma hamlesini yaptı. Ve çeyreğin hemen başında son çeyreğin farkı bir kez 7'ye çıkardık ve hemen molayı aldılar. Tabii faul problemine girmesi 3 önemli oyuncusu İrem Naz Topuz, Daniel Adams ve Gizem'in 4 faule ulaşması Adana Basketbol adına bir sıkıntı oluşturacak şüphesiz. Sonuçta 3 yabancı oyuncusu üzerine kurulmuş bir hücum anlayışları var, bir oyun anlayışları var. Ama bu oyuncular arasında Daniel Adams'ın yani rebound performansı, hücumdaki katkısı çok önemli. Maçın en skorer oyuncusu 22 sayısı var. Ve moladın ardından konuk takımın hücumunu izleyeceğiz. Uçay bir kaçış sabit yok. Tuğçe aldı savunma reboundunu. Sevgi. Şimdi Zandalesini bu bölümde Fenerbahçe özür kabloda kenarda. Williams Ayşe bu kez sol köşeden kullanmadı. Çembere gitti. Yagupova üçlüğü gönderdi. Yagupova. Alina Yagupova 14. sayısı ve fark ilk kez çifthanelerde maçta. 68-58. Çabuk cevap gelecek mi Prince'den? Gelmedi. Prince'den cevap gelmedi. Cephanesi tükenmeye başladı Adana Basketbol'un. 68-58. Ayşe Jora, Williams, Sevgi Uzun. Williams 5 faulü, 4 faulü Gizem'in üzerine gitti, ona bir faul daha aldırmak için ama Gizem dikkatli savunma yaptı. Bu arada Prince çok kolay basket. Yine Lapena'nın yine savunmaya geri koşulmaması üzerine çok hızlı söyleyebiliriz. 70-60 fark, 10 sayıya indi. Son 8 dakika maçta. Üçlük geldi Ayşe'den. Bir üçlük daha Ayşe'den.
arka arkaya 2-3'lük Ayşe Cora'dan. Onun şutunu riske ederseniz cezayı kesiyor. Remnaz Topuz penetresi ve turnikesi. Sol köşeden penetre ve turnikeyi Remnaz Topuz'dan. 8 sayısı var onun da. 73-62 fark 11 sayıya indi. Alina Yagupova. Tuğçe bomboş. Orta mesafe. Tuğçe kaçırdı. Çok boştu. Ayşe faul yaptı. Remnaz Topuz'a faul yaptı. Remnaz Topuz'un da 8 sayılı katkısı var. 4 faulle oynuyor. 11 sayılık üstünlüğümüz son 7,5 dakika. Elina Dikeluka. Dikeluka şimdi içeriye indirdi. 2 sayılık atış isabetli. Olmadı. Olsa basket faul olacak. Daniel Adams 2 serbest atış kullanacak. Daniel Adams 21. Alexis Prince 21. Daniel Adams 22 sayıyla oynuyor. İlk atış isabetli değil. İkinci serbest atış bu isabetle. 73-63 farkı 10 sayıya indirmeyi başardı Adana Basketbol. Son 7 dakika 19 saniye. Sevgi. Ayşe Cora. Tuğçe. Sevgi tekrar Tuğçe Tepe'de. Yagupova üçlüğü gönderdi sen beni turladı. Şanssız an Fenerbahçe Özgür kablo adına. Prince. Elina Dikeluka dışarı çıkardı şimdi. Sevgi. Bir turnike basket geliyor Prince'den. O da 23 sayıya ulaştı. İki Amerikalı'dan 23'er sayılı katkı aldılar. Farkı 8'e indiriyor. Konuk takım tekrar bir geri dönüş hamlesi peşindeler. Ayşe Cora'dan basit bir top kaybı. 2'ye 2 geldiler. Elina Dikeluka basket faul. Basket bir de faul. Arka arkaya basketler. Adana Basketbol. Yine bir geri dönüş hamlesi peşinde. Ayşe Cora ve Sevgi kenara geliyor. Olcay ve Zandale Simi oyunda. Serbest atış kullanacak şimdi. Elina Dikeluka. Bu kaçtı. Williams aldı reboundu. Olcay. Williams'a. Williams. Zorladı pozisyonu. Turnike'yi kaçırdı. Hücum reboundunu Tuğçe yaptı ama elinden topu çalmayı başardı Sevgi. 73-67 skor. Evet serisi devam ediyor. Yine Elina Dikeluka bir basket daha buldu. 73-62'yi yakalamıştık. 11 sayılık üstünlüğümüz vardı. Ama oradan 7-0'lık bir serileri var yine. Yine ortak oluyor Adana Basketbol. Sandalesini. Maçı koparmayı bir türlü başaramadık. Olcay faul. Ve evet İremnaz Topuz. Beşinci faulünü aldı. İremnaz oyunu böylece tamamlıyor. 8 sayılık bir katkıyla oynadı bugün. Tuğçe Kiyastoks değişikliği Fenerbahçe'de. Bu 7-0'lık seriye bir son vermek için Zandalesini gerçekten çok kritik bir üçlük gönderdi. Nefes aldırı takımına 76-69. 20 sayıya ulaştı Zandalesini. Prince cevap vermek istedi. İsabet yok. Olcay aldı ribandı. Olcay kendi götürdü. Olcay Williams'a faul. Olcay evet. Elina Dikeluka faul yapıyor. İki serbest atış kullanacağız. Elizabeth Williams. O da çifthanelerde. 10 sayısı var. 5-22 var maçın sonunda. 76-69. Elizabeth Williams ilk atışı isabetli.
2'de 2 geldi Elizabeth Williams'tan. Farkı yeniden 9 sayıya çıkarttık. 5-0'lık bir seri. Karşılıklı seriler var iki takımdan da. Elina Dikelaku dışarı çıkardı. Ayağını geri çekti. Üçlük geldi. Adams'tan atışı isabetli değil. Zandalesini aldı reboundu. Daniel Adams atışı kaçırdı. Fenerbahçe son 5 dakikaya 78-69 önde giriyor. Olcay. Zandalesini. Williams aldı. Williams. Alina Yagupova. Tekrar Williams'a. Williams. Daniel Adams kapattı. Dışarı çıkardı. Zandalesini. Fake ve faul. Takım faul hakkı da olduğu için serbest atışlar kullanacak. Zandalesini 20 sayıyla maçın takımımız adına en skorer oyuncusu. Gizem ve Daniel Adams 4 faul ile devam ediyor mücadeleye. Konuk takımda Zandalesini katışı isabetli. 21 sayıya ulaştı. Zandalesini'nin ikinci serbest atışı. Bu da isabetli. Farkı yeniden 11 sayıya çıkartıyoruz. Ve mola geliyor. Adana basketbolda koç Mehmet Özkan'dan. Yani her hamlemize bir cevap verdiler. Çift taneleri çıkardığımız bölümde de yine Adana basketbol farkı 4 sayıya kadar indirdi ama artık maçın boyu yavaş yavaş kısalıyor. 4.45 var maçın sonuna. ...73-60... evet 8... yani bu çeyreğin başında 2 dakikalık bölüm oynandığında 73-60 ile en büyük farkı yakalamıştık. 73-60... 13 sayıdan yine 4'e kadar indirdiler farkı. Şu anda 80-69 öndeyiz. ...14. maçında 13. galibiyetine ulaşmak istiyor Fenerbahçe Öztürk Ablo. Çarşamba saat 19.30'da bu salonda Euroleague'de Dinamo Kursk'u konuk edeceğiz. Biz liderliğimizi koruma peşindeyiz. Dinamo Kursk playoff'un ilk dördün dışında kalma ihtimaline karşı. Tabii bu maça çok asılacak şüphesi. Çok güzel bir maç olacak. Tüm taraftarları o maça bir kez daha davet edelim. Euroleague mücadelesinde Fenerbahçe Öztürk Ablo'yu desteklemek için Metro Enerji Spor Salonu'na bir çağrıda bulunalım. 10 maçta 8 galibiyetimiz var. 2 tane yenilgimizi de 2 yenilgimizi de deplasmanda aldık. Bu sezon toplam lig ve Euroleague'de 11 maç oynadık. Bu salonda mağlubiyetimiz yok. Burayı rakiplere dar etmeye devam edelim. Dinamo Kursk maçında da mola dönüşü Elina Dikelaku ile hücumda Adana basketbol. Bakalım son bir kez daha geri dönmeyi başarabilecekler mi? Maçta 3 kez yaptılar bunu. Kendine Adams aldı topu. Adams birebir oynayacak. Sağ oku gönderdi. İsabeti buldu. Daniel Sean Adams. 25 sayısı var bu maçta. Farkı tek hanelere indiriyorlar. 80-71 baskı var. Zandalesini. Kestox. Olcay. Yagupova boş kaldı. Üçlüyü kaçırdı. Rebound Zandalesini. Çeldi top bizde Olcay. Bir şans daha. Bomboş. Yagupova bir üçlük daha gönderiyor. Alina Yagupova. 17. sayısı bu maçta. Fark 12'ye çıktı. 83-71. Alan savunmasına cezayı kestik. Şimdi hücumdayız. Alexis Prince. Daniel Adams. Elina Dikelek uzaklardan üçlük. İsabet yok. Rebound'u alalım. Alina Yagupova aldı rebound'u. Olcay getirdi rakip alanına. Olcay. Zandalesini ters tarafta bomboştu. Williams'tan Stokes'a. Stokes. Zandalesini o da boş kullanmadı. Yagupova biraz da süre eritiyoruz. Yagupova Williams'a. Williams'tan da bir basket daha geliyor. Elizabeth Williams, Alina Yagupova'nın asistinde 14. sayısına ulaştı. Farkı 14 sayıya çıkardık maçtaki. En büyük fark bu 3 dakika kala geldi. Prince. Elina Dikelaku dışarıda boş şutu buldular. 3 sayılık atış isabeti değil.
Ama bir hücum reboundu da Nuran'dan. Atış Prince'ten, isabet Prince'ten. Alexis Prince. 26 sayı Prince, 25 sayı Daniel Adams. 51 sayı bu iki Amerikalı oyuncudan geldi. 15 sayı da Elena Dikeleku'dan. Yagupova 2,5 dakika var maçın sonuna. Williams topuna bir müdahale, boş dönüyoruz. 85-74. Elena Dikeleku getirdi topu, faul. Bir takım faul hakkımız da şimdi doldu. Pota altına Prince'e, Prince bitirebilecek mi faul? Faul düdüğü geldi. Olcay'ın üçüncü faulü, serbest atışlar gelecek Prince'ten. Yani bugün hakikaten Daniel Adams'la Prince çok skorer bir oyun ortaya koydular ki zaten sezon boyunca da takımların en skorer oyuncuları konumundaydılar. Bu maçta da bunu sahaya yansıttılar. Dört oyuncu sadece skor katkısı verdi. 2'de 1 attı. Prince. Fark 10 sayı. 85-75. Adana Basketbol maçın içerisinde son bölüme kadar kalmayı başardı gerçekten. Son haftalarda kazanan bir takım görüntüsünde demiştim. Sandalesini. Stokes'tan 2 sayılık atış isabeti yok. Lauren Nichols hücum reboundunu alamadı. Prince getiriyor topu. Farkı tek hanelere indirme şansı. Elena Dikeleku topuna bir müdahale var mı dedim. Hayır diyor. Faul diyor hakem. Ve Olcay da dördüncü faulünü yaptı. Yine serbest atışlar gelecek. Elena Babkina Dikeleku'dan. İlk serbest atışı isabetli. İkinci atış, bu da isabetli. Fark yine tek hanelere indi. 85-77, 1.50 var maçın sonunda. Kia Stokes topu getirdi. Olcay. Olcay. Şimdi Alina Yagupova. 8 saniye Yagupova, bir üçlük daha kullandı. Yagupova. Üçlükleri sokmaya devam ediyor. O da 20 sayıya ulaştı Zandalesini ile beraber. O da 20'li sayıları buluyor. İkisinden 42 sayı bulduk. Fark 11 sayı. Bir top kaybı gelir mi? Prince elden ele sekti top. Ve Laura Nichols'ın bacak arasından dışarı gitti. Yagupova'nın mücadelesi vardı yerde. Top Adana Basketbol'da. 1.20 var maçın sonuna. Tabii artık küçük çaplı bir mucize gerekiyor Adana Basketbol'a. Fenerbahçe, Özgür Kablo 14. maçında 13. galibiyetine çok yakın. Sayın Metin Sipahioğlu ekranlara geldi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün değerli yönetim kurulu üyesi maçı takip ediyor. Elena Dikeleku faul düdüğü geldi. Ayşe hücum faul beklemişti ama faulü ona çaldı hakem. Ayşe de dörtledi. Elena Dikeleku 18 sayıya ulaştı o da. İkinci atışta da isabet, fark bir kez daha tekhaneye indi. 88-79. Alina Yagupova getirdi. Sandalesini. Kia Stokes. Alina Yagupova. Ayşe Jora. Top çeviriyor Yagupova. Bir üçlük daha Yagupova. Şambiri turladı. Şanssız an. Dikeleku top kaybı olması lazım. Evet, iki kişinin arasına girdi. Elina Babkina Dikeleku yine faul almak istedi ama bu kez topu kaybetti. Molaya gidiyoruz. Fenerbahçe Özgür Kablo son molasını kullandı. 88-79, 53.6 saniye. Top Fenerbahçe'de. Evet, Adana Basketbol bugün Fenerbahçe'yi açıkçası zorladı. İyi basketbol oynadı. Özellikle yabancı oyuncularının performansıyla son
bölüme kadar maçın içinde kalmayı başardı. Birçok kez geri dönme hamlesi yaptılar. Ama son çeyrekte buna cevap vermekte zorlandılar. Zandalasini ve Alina Yagupova'nın skorer oyunu. Elizabeth Williams'ın da yine 14 sayıyla çift tanelere ulaşması. 8 oyuncumuzdan skor bulduk. Tabii ki iki takım kadrolarındaki rotasyondaki derinlik de çok farklı. Çok fark var arada. Adana Basketbol, evet, belki bugün 53.6 saniye içerisinde bir mucizeyi zorlayacak. Belki bugün kaybedecek ama onların o çıkış yani galibiyet serisinin bir tesadüf olmadığını, aslında bugün oynadıkları basketbolda da gösterdiklerini söyleyebiliriz. Fenerbahçe gibi hem ligin hem Euroligin en güçlü şampiyon adayı karşısında maç genelinde iyi basketbol oynamaya çalıştılar. Evet, Daniel Adams. Daniel Adams 5. faulünü aldı. Bravo. Evet, Fenerbahçe taraftarı da Daniel Adams'ı alkışlıyor. Gerçekten bugün iyi bir basketbol oynadı. 25 sayı üretti. Ya, takımının maçın içinde kalmasını sağlayan oyunculardan biriydi. Ve Fenerbahçe taraftarı da onu hak ettiği biçimde alkışladı kenara gelirken. 90-79. Fenerbahçe bu sezon savunma anlamında belki de ortalamasının çok üzerinde sayı gördü potasında ama hücumda da 90'ı bulduk. Beşiktaş'a 97 sayı atmıştık bu sezon. Canik Belediyesi'ne 103 sayı atmıştık. Bu iki maçın ardından en çok sayı bulduğumuz maç oldu bu. Son 32 saniye maçta serbest atışlar gelecek. Nihan Dabakoğlu'ndan. İlk atış isabetli. İkinci serbest atışta isabetle 90-81. Son 25 saniye Alina Yagupova. Ayşe Cora. Ayşe çembere gitti. Turnike'yi kaçırdı Ayşe. Şanssız an. İki tane üçlüğü var ki gerçekten rakibin moralini bozan, geri dönme umutlarını kıran üçlüklerdi. Turnike isabetli. Son bölümde Nihan Dabakoğlu'ndan 90-83, son 5 saniye Fenerbahçe son topu kullanmıyor ve maç sona eriyor değerli izleyenler. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Özgür Kablo sahasında konuk etti. Adana Basketbolu 90-83 mağlup ediyor ve 14. maçında 13. galibiyetine imza atıyor. Bu sezon bu salonda 12'de 12'de yapmış olduğu hem lig hem Euroleague'de Fenerbahçe Özgür Kablo daha mağlup ünvanını koruyor. Bu salonda yenilmezlik ünvanını sürdürüyor. Adana Basketbolu da kutluyoruz. Son 3 maçını kazanarak geldiler. Bu maçın da içinde kalmayı başardılar son bölüme kadar. Çok iyi savunma yapan bir takım olan Fenerbahçe Özgür Kablo potasına 83 sayı yolladılar. 83 sayı buldular bu maçta. Evet, bundan sonraki karşılaşmalar içinde playoff kovalamaya devam edecekler şüphesiz. Fenerbahçeli oyuncular her zaman olduğu gibi maç sonunda taraftarının yanına gidiyor. Her zaman her maçta takımının yanında Fenerbahçe taraftarı. Bir kez daha çarşamba akşamı oynanacak Dinamo Kursk maçına da çağrımızı yapalım. 19.30'da Metro Enerji Spor Salonu'nda Kadınlar Euroleague B grubu mücadelesine çıkacağız. Ve yine Kursk karşısında taraftar desteğine çok ihtiyacımız olacak. Taraftarla birlikte bir hatıra fotoğrafı, bir selfie. Bu işin uzmanı diyeceğimiz artık oyuncumuz Esra Ural Topuz. Selfie çekti ve diğer tribünde yine aynı şekilde
Fenerbahçe Özgür Kablo'yu oyuncuları yanına çağırıyor. Artık bu bir gelenek oldu. Hiç yalnız bırakmadı bu taraftar bu takımı. Her maçta yanında oldu. Ve bir taraf fotoğrafı da bu kez diğer tribündeki Fenerbahçe taraftarıyla çektiriyor. Fenerbahçe ile oyuncular. Evet, Zandalesini ve Fenerbahçe'de Yagupova 22'şer sayıyla takımımızın en skorer isimleri oldular. 14 sayıda Elizabeth Williams da geldi. 90-83'te bir skor çıktı ortaya. Evet. Fenerbahçe taraftarları Victor Lapena'ya da yine sevgi gösterisinde bulunuyor İspanyol koça. Biz de saha içine gidiyoruz. Ve şimdi sözü İnci Peközer'e bırakalım. Teşekkürler Kıvanç Özkök. Sahar içi röportajlarıyla karşınızdayız. Yanımızda Kaptan Tuğçe Canı Tez var. Kaptan, öncelikle bugün çok iyi bir maç çıkardın. Başa baş bir mücadeleydi. Son periyot fark açtık. Sen neler söyleyeceksin? Gerçekten önemli 2-3 tane oyuncuları var, yabancıları. Çok iyi oynadılar. Biz de savunmada çok zorlandık. Yaptığımız, çalıştığımız taktikleri uygulayamadık açıkçası. Ama tabii ki tekrar geri gelip takım oyunuyla birlikte geri gelmeyi başardık. Güzel bir maç oldu. Her maç bizim için çok önemli. Türkiye Ligi'nde Elazığ maçıyla bir şanssızlık yaşadık. Bir daha da böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Güzel bir galibiyetle devam edeceğiz inşallah böyle. Kaptan. Çarşamba günü de önemli bir Euroleague karşılaşmamız olacak. Onunla alakalı da son olarak görüşünü almak isterim. Euroleague'de de birinci sıradayız şu anda ve bizim için gerçekten çok önemli Final Four için. O birincilikte kalmak zorundayız, öyle söyleyeyim. Onun için de her şeyi yapacağız. Çok az maçımız kaldı. Tabii ki Kursk maçı kendi evimizde zorlu mücadele olacak. Ama inşallah seyircilerimizin hepsini bekliyoruz. İnşallah güzel maç olacak bizim için. Teşekkürler. Kaptan, tekrar tebrik ederim. Koçumuz Victor Lapena'yı almak istiyorum hemen. Evet. Öncelikle tebrik ediyorum. Başa baş bir mücadeleydi. Son periyot farkı açtık. Nasıl değerlendirir bugünkü oyuncuların performansını? We found the win especially in last period, but the other three periods head to head game. What can you say about this? We need to analyze better what happened in Turkish League, because we are not playing the same basketball in Turkish League than EuroLeague women. Türkiye Ligi'nde ve Euroleague'de farklı iki oyun sergiliyor aslında. Biraz da bunu analiz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. I don't know why, because for me every game is important. We are Fenerbahçe. The respect of our club always must be the same. Fenerbahçe olarak tüm kulüplere saygı duyuyoruz. Bu her zaman aynı şey geçerli olmak zorunda. And I don't know if for everybody here win is the most important, but for me no. I go to my house today a little bit angry, because we win, but we don't play good basketball. We don't play concentrate. Bugün kazandık. Herkes bundan mutlu, ama ben bundan mutlu değilim. Sadece kazanmak yetmiyor benim için. Bugün eve gittiğim zaman neleri yanlış yaptık, onları çalışacağım. Son olarak Euroleague maçını da sormak istiyorum. Çarşamba günü Dinamo Kursk'u konuk edeceğiz. Neler söylemek ister? Nasıl bir maç bizleri bekliyor? Ufak bir yorum alabilir miyim kendisinden? We will face with Dinamo Kursk in Euroleague on Wednesday. What can you say about this game? Well, Dinamo Kursk is not playing in good basketball. They are strained, but they have a lot of stars. They have double or triple budget than Fenerbahçe. So we are ready on Wednesday. Or if we allow them to play their basketball, we will have a lot of problems. I hope my team on Wednesday will be ready to play against one of the best roster of EuroLeague. And sure, with our fans, we can get the victory.
Çarşamba günü eğer bugün oynadığımız gibi oynarsak işimiz çok zor açıkçası. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Dinamo Kursk Eurolig'in en başarılı takımlarından biri. Bütçesi belki 2 katımız, 3 katımız ama çok iyi gitmiyorlar. Ne kadar yıldız oyuncuları olsa da bu aralar çok iyi değiller. Biz Fenerbahçe gibi oynamak zorundayız. Fenerbahçe gibi oynadığımız takdirde taraftarımızla beraber maçı kazanacağımıza eminim. Teşekkürler koç. Congratulations again. Evet, maç sonu koçumuz Victor Lapena ve kaptanımız Tuğçe Canites'in açıklamaları böyleydi. Çarşamba günü saat 19.30'da tekrar bütün taraftarlarımızı Metro Enerji Salonu'na bekliyoruz diyelim. Ve sözü tekrar Kıvanç Özkök'e bırakalım. Evet, teşekkür ediyoruz sevgili İnci'ye. Fenerbahçe Özgür Kablo Adana Basketbol karşısında mücadeleyi 90-83 kazanmayı başardı değerli izleyenler. Bu maçın anlatımını gerçekleştiren ben Kıvanç Özkök. Yayında emeği geçen arkadaşlarımla birlikte herkese mutlu hafta sonları, keyifli bir pazar akşamı diliyorum. Hoşçakalın.